Bu proje gerçekleştiği anda Bolu Atatürk Stadı'nın olduğu bölgeye Bolu Belediyesi'nin uzun süredir yapmayı planladığı proje ortaya çıktı. Bunun etrafı ise otellerle dolacak ve burası karlovari haline dönüşecek. İçerisinde göl, su kanalı, kafeler, restoranlar, alışveriş merkezlerinin de yer aldığı projenin Bolu Atatürk Stadı'nın taşınmasından sonra yapımına başlanacak. İsmet Paşa Caddesi, şu alan pazar yeri projemiz. Bir sürü etütlerden sonra kabul edilmiş, avam projesi tamam denmiş. Projeyle ilgili makamında basın mensuplarına bilgi veren Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, projenin Bolu'nun geleceğini şekillendireceğini söyledi. Stadyum alanının gelecek Bolu'sundaki olması gereken çalışmayı göreceksiniz. Yılmaz, fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra Bakanlar Kurulu kararıyla bölgenin kentsel dönüşüm alanı ilan edileceğini ve projenin öyle gerçekleşeceğini söyledi. Şu an üzerinde fizibilite çalışmaları yapılabiliyor. Fizibilite çalışmaları bittikten sonra Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm alanı ilan edecek ve bu proje öyle gerçekleşecek. Bolu'nun bahsi geçen alanda 5000 araçlık otoparka kavuşacağını söyleyen Yılmaz, böylelikle ilk defa kent merkezinde otopark problemini çözen tek ilin Bolu olacağını belirtti. Burada bir araçlık bir katlı otopark yaptık. Bunun altında biz katlı otopark istiyoruz. İki kat şu an en son katlı otopark yapıldığında tatlıyı ben 4000 araçlık otopark yapabilen alan oluşuyor iki katta. 1000 katlı, 1000 de biz yaptık ya da önce. Yani bir alan içerisinde 5000 araçlık otopark. Dünyada böyle bir alan yok. Türkiye'de en büyük alan şu ana kadar yapılmış. Kocatepe Camisi 1500 araçlık. Bolu büyüklüğüyle ve bu ebat bakıldığında bu dünyanın en özel projesi. Kent meydanlarında trafik problemini, otopark problemini çözmüş komünist bir ülke dahi yok. Bolu ilk defa kent merkezinde otopark problemini çözen tek il olacak.